çocuklar, ben Mutiş Teacher. Kanalıma hoş geldiniz. Neredesin Mutiş Teacher? Artık 8. üniteyi hazırla diyorsunuz. Tamam, geldim ve hazırladım. Peki 5. ünitemiz neyle ilgili canlarım? 5. ünitemiz fitness ünitesi, yani sporlardan bahsedeceğim sizlere. En favori sporunuzu soracağım. Hangi sporla ilgilisiniz? Onları öğreneceğim. Onun dışında birkaç tane yapabilirim, şu sporu yapabilirim, bu sporu yapamam tarzı cümleler kurmanıza yardımcı olacağım. Ve sevdiğiniz, sevmediğiniz aktivitelerden bahsedeceğiz. Güzel ve dolu dolu bir ünite, 8. ünite. Sunumu biraz uzun sürdü, evet. Hatta video da birazcık uzun sürebilir. Ama size şunu garanti ediyorum, üniteyle ilgili öğrenmeyeceğiniz ve sizlere anlatmadığım hiçbir şey kalmadı. Kaynak kitaplardan yararlanıyorum biliyorsunuz bunları hazırlarken. Çoğuna baktım ve olabildiğince 8. üniteyle ilgili tüm konuları sizlere burada hazırladım. Haydi bakalım lafı uzatmayalım. Başlıyorum 8. üniteye. Evet çocuklarım, ilk olarak fitness activities, yani spor aktiviteleri. Bunların bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmını da belki yeni öğreneceksiniz. Ama ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz değil mi? Hadi başlayalım. İlk olarak swimming. Swimming. Yüzme. Cycling. Cycling. Bisiklet sürme. Climb. Ne yapıyorduk? Böyle böyle tırmanıyorduk dağları değil mi? Climbing. Tırmanma. Camping. Kamp yapma. Bowling. Bowling, baseball, baseball, gymnastics, gymnastic, horse riding, ata binme, jogging, hani diye koşarlar ya böyle ellerini böyle yapa yapa, tempolu koşu, tempolu yürüyüş, işte ona jogging diyoruz. Lift weight, lift weight, ağırlık kaldırma. Roller skating, tekerlekli patan ile kayma. Skiing, kayak yapma. Soccer, aynı zamanda ikisi de aynı anlama geliyor çocuklar. Soccer, futbol, tamamen aynı. Trekking, doğa yürüyüşü. Dancing, dans etme. Riding a bike, bisiklete binme. Skateboarding, kaykay yapma. Do exercise, egzersiz yapma. Do workout, antrenman yapma. Burada egzersiz yapıyorsun, burada artık sporcusun, workout yapıyorsun. Yani antrenman yapıyorsun. Bunlar gördüğünüz gibi fitness aktivitelerdi çocuklarım. Şimdi word list'e geçiyorum. Yani bunlar dışında kalan kaynak kitaplarda gördüğüm bazı önemli kelimeler. Karşınıza çıkar mı? Çıkar. Hadi tekrarlayalım. Sports hall, spor salonu. Leisure center, eğlence merkezi. Board game, masa oyunu. Hani şu ne bileyim satranç, yani chess gibi, dama gibi oyunlar. Board game diyoruz onlara. Fitness, spor, formda olmak. Rules, sport rules hatta, kurallar. Equipment, malzeme, hatta Türkçe'ye de geçti. Ekipman, yani atıyorum bir spor dalında kullanılan eşyalar. Anladık mı? Bir basketbol düşünün. Basketbol. Hadi. Basketball's equipments are hoop and basketball ball. Anladık mı? Yani basketbol topu ve hoop dediğimiz nedir? Pota. Aynen. Bunları biz ekipman diyoruz çocuklar. Bir spor dalında kullanılan malzemeler yani. Team, takım. Kick. Kick. Tekme atmak. Hit. Vurmak. Karıştırmayalım. Mesela hit the ball. Topa vurmak. Go out. Dışarı çıkmak. Give up. Give up. Bırakmak. Pes etmek. Towel. Havlu. Idea. Fikir. Tent. Çadır. Favorite. Adı üstünde. Favori. Movie ünitesini hatırlıyorsunuz değil mi? Sormuştum size hani. What's your favorite movie? Favori filmin nedir? İşte burada da what's your favorite sport or what's your favorite activity diye soracağım. Try, denemek. Guess, tahmin etmek. Suggestion, öneri, teklif.
Repeat, repeat yapıyorduk ya. Tekrar etmek. Oh, tired. I am tired. Yorgun. I am bored. Yapıyoruz ya böyle üflüyoruz. Yapıyoruz. İşte bored. Sıkılgan anlamına geliyor. Geçiyorum. Önemli notları. Evet, önemli notları. Şimdi canlarım, biraz önce gördüğünüz sporlar vardı ya hani. Şunlardan bahsediyorum, gösteriyorum hemen size. Şunlar yani. İşte bunları 3 farklı fiille kullanıyoruz. Play, do ve go fiilleriyle. Ve bunları kullandığımızda bir nevi o sporu yapıyorum, o sporla ilgileniyorum, uğraşıyorum anlamını taşımış oluyorsunuz. İlk olarak play'den bahsedeceğim. Play fiili genelde topla oynanan sporlarda ve takım oyunlarında kullanılıyor. Ne gibi? Play tennis, play voleybol, play chess, play basketbol, play soccer. Topla oynanan ve takım oyunlarında genelde play fiili kullanıyor. Bunu birazcık Türkçe'de düşünebilirsiniz aslında. Tenis oynamak deriz, değil mi? Voleybol oynamak deriz. Çok zorda kaldığınızda her zaman Türkçe konuşmak, Türkçe düşünmek iyi bir şey değil. Ama bazen işe yarıyor. Özellikle şu fiilleri düşündüğünüzde oynamak fiili, oynadığın oyunlar nelerse ve onlarda oynamak fiilini kullanıyorsan ve uyum varsa arasında bu kadar basit. Tenisi oynarsın, voleybolu oynarsın, satrancı oynarsın, futbolu oynarsın. Okay? Geldim do fiiline. Do fiili bireysel ve dövüş sporlarında kullanılıyor. Yani bireysel sporlarda ve dövüş sporlarında kullanılan bir fiil. Ne demek istiyorum? Mesela do yoga, individual sports'tur. Yani bireysel spordur. Do karate aynı şekilde karşı tarafa teksindir. Rakibine karşı bireyseldir. Do gymnastics, jimnastik yapmak. Bir nevi bakın yoga yapmak, karate yapmak, yoga oynamak demezsin değil mi? Ya da karate oynamak demezsin. Yani play fiilini istesen de burada kullanamazsın. Çünkü yoga yapmak, do neydi? Yapmak fiili. Karate yapmak, jimnastik yapmak. Öyle düşün. Ama anlam olarak da bireysel ve dövüş sporlarında bir de sonu ing takısı ile bitmeyen sporlarda kullanılıyor. Gördüğünüz gibi ing ile bitmiyor. Peki ing ile bitenlerde ne kullanılıyor? Hemen görüyorsunuz işte. Go'yu kullanıyoruz. Son ing ile biten yani ing takısıyla biten sporlar. Go cycling, go fishing, balık tutmaya gitmek, go trekking, yürüyüşe gitmek, go running, koşuya gitmek gibi, bisiklete binmeye gitmek. Bunlarda da go fiilini kullanıyoruz. İşte bu kadar. Bu üç fiil karşınıza çıkar. Geçiyorum. Bu arada yine sunum kağıtlarını açıklamalar bölümüne PDF olarak atacağım. Aklınızda bulunsun. Evet canlarım, şimdi geldim bildiğiniz bir konuya. Buraları hızlı hızlı anlatacağım çünkü video çok uzun sürsün istemiyorum sıkılmamanız için. Ama dikkatli dinleyin, atlamadan gidin. Love, bir şeyi çok seviyorsan, bayılıyorsan onu yapmaya. Mesela I love playing football. Futbol oynamayı çok seviyorum ya. Ya da fiilsiz de kullanabilirsin. I love football. Ya da I love playing basketball. Ya da I love playing chess. Ya da I love chess. Okay? İkisi de olur. Love çok sevmek. Like seviyorum. Tamam mı? Love da çok seviyorum. Like da seviyorum. Dislike ve don't like ikisi de aynı anlama gelir. Sevmiyorum demek. Hate nefret ediyorum demek. Örnek. I hate bowling. Mesela. Ya da I dislike cycling. I don't like cycling. İkisini de kullanabilirsin. İkisi de sevmiyorum anlamına geliyor. Bir küçük önemli not sizlere unutmadan. He, she, it yani üçüncü tekil kişiler. Üçüncü tekil kişilerde şu gördüğünüz love, like, dislike ve hate kelimelerine s takısı getirmeyi unutmuyoruz. Hatırlatırım. He likes, she dislikes şeklinde. Peki don't like ne oluyor? Don't like ise doesn't like oluyor. Bunları anlatmıştım önceden size. Ve geçiyorum. Başka bir konu. Be interested in what's your favorite? Burayı hatırlıyorsunuz ama burayı yeni öğreneceğiz. Be interested in ne demek canlarım? Be interested in bir konuyla ilgili ya da bir spor dalına karşı ilgi duymak ya da ilgili olmak. Bir konuya ilgili olmak kısacası.
Be dediğimiz şey ise am, is, are'dır. Okay? Am, is, are. Özne neyse onun yardımcı ekini yanına getireceksin. Öznem I. O zaman neyi getireceğim? Am. I am interested in. Bu bir kalıp. Tamam mı? I am interested in fishing. Balık tutmaya ilgi duyarım. He is interested in camping. Kamp yapmaya ilgi duyar. Bakın bu sefer özne he olduğu için is'i kullandım. Tamam mı? Şuradan bahsediyorum. We are. We are interested in running. Gördüğünüz gibi kalıpları kullandığımda da bir şeye ilgi duyduğumu söylüyorum. Örnek veriyorum mesela I am interested in English. Bunu da söyleyebilirsiniz. İngilizceye ilgi duyuyorum. I am interested in maths. Matematiğe ilgi duyuyorum gibi. What's your favorite'a geçiyorum. What's your favorite? Anlamı en sevdiğin ya da favori aktiviten nedir? Size böyle bir soru da sorabilirler ki kaynak kitaplarda, test bölümlerinde gördüm. What's your favorite activity or what's your favorite sport? Bunu da sorabilirler mesela. My favorite activity is swimming diye cevap verirsin. Favorite ile soruyorsa favorite ile cevap vereceksin. Eğer kısa cevap vermek istiyorsan my favorite activity yerine it is'i de kullanabilirsin. It's swimming. Okay? My favorite activity is playing soccer. Futbol oynamak. Ya da it's soccer de diyebilirsin. Böyle bir soru da çıkabilir. Şöyle bir soru da çıkabilir. Mesela which sports do you like? Hangi sporu seversin diye de sorabilirler sana. Like da sorduğu için yine like'la cevap verirsin. I like running. Koşmayı severim, koşu yapmayı severim gibi. Anladık mı? Favorite kelimesinin favori, en sevdiğin anlamına geldiğini ve bu şekilde cevap vereceğini unutma. Geçtim. Can, can't. Gene bildiğiniz bir konu ama bir ek bilgi sizlere. Çocuklarım, yeteneklerimizi ve yapabildiklerimizi ifade ederken tabii ki can yapısını kullanıyorduk. Ama yapamadıklarımızı, becerimizin olmadığı şeyleri ifade ederken ise can't yapısını kullanıyorduk, değil mi? Mesela sen tenis oynayabiliyorsan I can play tennis diyordun. I can play tennis. Ya da o kız satranç oynuyorsa she can play chess. She can play chess. Can'dan sonra hemen yaptığın şeyin fiilini getiriyorsun. Eğer yapamıyorsan I can't play soccer. Futbol oynayamıyorum. He can't do origami. Origami yapamıyor. Becerisi yok. Peki soru cümleleri nasıl oluyordu? Biraz kalem değiştireyim yahu. Can you play table tennis? Masa tenisi oynayabilir misin? Eğer oynayabiliyorsan can'le sormuş. Yes I can. Oynayamıyorsan no I can't. Okay? Bir de tadam, ünlemimi çizdim. Bir eylemin yapılabilmesi için birine izin veriyorsan ya da birinden izin almak istiyorsan da can yapısını kullanabilirsin canım. Tamam mı? You can use this pencil. Mesela arkadaşına şunu söyleyebilirsin. Kalemi kullanabilirsin. Kalemi yok arkadaşının ve sen ona you can use this pencil cümlesini kullandığında ona izin veriyorsun. Peki izin alırken ne diyeceksin? Yine geldi bir arkadaşın dedi ki sana can I ride your bike? Bisikletine binebilir miyim? Eğer izin veriyorsan yes, sure diyebilirsin. İzin vermiyorsan da no diyebilirsin mesela. İşte can'in iki ayrı anlamı vardır çocuklarım. Geçtim. Dadam! Making suggestions. Yani bu ünitenin soru kalıpları. Bir nevi. Ne demek istiyorsun muhterem öğretmenim? Şunu demek istiyorum. İlk olarak karşı tarafa teklifte bulunmak istiyorsun. Hadi işte hadi futbol oynayalım. Hadi sinemaya gidelim. Ya da sinemaya gidelim mi? Şunu yapmaya ne dersin? Bunu ister misin? Gibi cümleleri nasıl kuracaksın? Tamam mı? İşte şu şekilde kuracaksın. İlk önce let's'ten bahsedeceğim size. Ve let's'te unutmaman gereken çok önemli bir şey var. Hop. Nokta. Aa, ne alaka diyeceksiniz. Evet evet nokta. Nokta çok önemli let's'te. Çünkü let's bir soru cümlesi değildir. Direkt bir tekliftir. Aynı anlamına gelir. Fiilde asla ek almaz. Let's play. Hadi futbol oynayalım. Let's go out. Hadi dışarı çıkalım. Let's eat something. Let's drink something. Hadi bir şeyler yiyelim içelim. Anladınız mı?
gayet samimi bir ortamda kullanabileceğiniz haydi, let's go mesela. Bunu kullanabilirsiniz. Shall we'ye geçiyorum. Shall we nedir? Shall we ise mı'lı mi'li cümlelerdir. Yani bir şeyi yapar mısın ya da yapalım mı tarzı cümleleri sorarken shall we'yi kullanırsın ve fiil yine ek almaz. Hep altlarını çizdim gördüğünüz gibi. Shall we go fishing? Balık tutmaya gidelim mi? Shall we watch TV? TV izleyelim mi? Tamam mı? Mı'lı mi'li sorular. Peki Mutiş Teacher bunlara nasıl cevap vereceğiz? Bir sonraki sayfada göstereceğim sizlere kabul ve red cümlelerini. Geldim how about ve what about sorularına. Çok karşınıza çıkacak ha benden söylemesi. How about, what about ne demek? İkisi de ne dersin anlamına geliyor. Evet evet hiçbir fark yok arasında. How about, what about ikisini de kullanabilirsin. Ama unutmaman gereken şey şu. Dadam. Bunlarda ek almaz diyordum bak. Ama burada fiil ing takısı alacak. Yani ing takısı alacak. How about playing chess? Satranç oynamaya ne dersin? Ya da what about going shopping? Alışverişe gitmeye ne dersin? Anladık mı? Sakın şu olayı unutmayın. How about ve what about'un unutulmaması gereken noktası bu. Peki ben bunu niye söylüyorum? 7. 8. sınıfta karşınıza çıkacak bu soru kalıbı. Şimdiden aklınıza yazın derim. Ve son sorum. Would you like to? Would you like to? İster misin anlamına geliyor çocuklar. Ve yine fiil ek almıyor. Gördüğünüz gibi bu 3 soru kalıbı ek almıyor ama sadece bunlar ek alıyor. Would you like to drink coffee? Kahve içmek ister misin? Would you like to do a puzzle? Eğer evet diyorsan yes I would. Would da sormuş. Eğer hayır diyorsan no I wouldn't şeklinde de cevap verebilirsin. Tabii ki karşı tarafın teklifini kabul etme cümleleri de vardır. Sadece bunlarla kabul etmeyebilirsin. Farklı cümleler de kurabilirsin. Ya da farklı cümlelerle karşı tarafa no, hayır da diyebilirsin. Peki onlar nedir? İşte geldim. Size yapılan bir teklifi kabul ediyorsanız bu cümleleri, reddediyorsanız bu cümleleri kullanabilirsiniz çocuklar. Accepting, kabul etmek demek. As accept deyince bu işaret aklınıza gelsin. Refusing, reddetmek. Tamam mı? Red. Accept, refuse. Accept, refuse. Soru kalıplarında çünkü sorulabilir bunlar. Refuse'ı nasıl aklınıza yazacaksınız? Bakın ikisi de R ile başlıyor. Türkçesi de İngilizcesi de reddetmek. Evet, kabul cümlelerim. İlk olarak great idea. Harika fikir. Mesela ben sana dedim shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi dedim. Bana great idea diyebilirsin kabul ediyorsan. Oh, it's really fun. Gerçekten eğlenceli diyebilirsin. Okay then. Tamam diyebilirsin. Sure. Sure demiyoruz buna. Sure. Of course. Tabii ki. That's a good idea. İyi fikir. Sounds good. Karşınıza çok çıkacak. Kulağa hoş geliyor ya da kulağa güzel geliyor anlamında. For sure. Kesinlikle. All right. Olur tamam. Şimdi refusing'lere geçiyorum. Reddetme cümlelerimiz neler? I'm sorry I can't. I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam demek ikisi de. Reddediyorsun bak. Sorry not now. Üzgünüm şu an değil. I'm busy. Meşgulüm. That sounds boring. Lütfen tekrarlayın çocuklar. Telaffuz da önemli. Bu uzaktan eğitimde çünkü zorlanabiliyorsunuz bunları canlı derslerde öğretmenleriniz size anlatırken. Beni dinlerseniz sizler için daha kolay olur. That sounds boring. Kulağa sıkıcı geliyor. No thanks. Hayır teşekkürler. I feel tired. Yorgunum. İşte bu şekilde de reddedersiniz karşı tarafın teklifini. Bence durdurup ya da başı alıp bunları tekrarlayın mutlaka. Fazladan bir bölüm size. Çünkü birkaç soruda gördüm. Asking for clarification bölümü. Yani açıklama isteme. Ne diyorsun Mutiş Teacher? Şunu diyorum. Söyleneni anlamadığınızda ve tekrar edilmesini istediğinizde karşı tarafa nasıl bunu belli edeceksiniz? Pardon me, I can't understand. Affedersiniz anlayamadım dediğinde sana soruyu tekrar söyleyebilir.
aynı soruyu tekrar sorabilir. Ya da bunun yerine sorry, can you repeat that please? Ya da could you repeat that please? Bu iki soruda da, yani iki cümlede de diyeyim, karşı taraf size sorduğu soruyu aynen tekrarlar. Ne diyorum? İşte örnek bir diyalog. A kişisi B kişisi konuşuyor. Hep de A'la B konuşur değil mi bizde? Would you like to go hiking? Yürüyüşe gidelim mi? Ya da yürüyüşe gitmek ister misin? No, I'm very tired. Hayır, çok yorgunum. Bu sefer A kişisi diyor ki, how about swimming? Neydi how about? Aferin, ne dersin demekti. Ama B kişisi anlamıyor. Diyor ki, bak yukarıdakini indirdim. Birinciyi de yazabilirim. Hiç önemli değil. Sorry, can you repeat that please? Üzgünüm, bir daha tekrarlar mısın lütfen? What about swimming? Şimdi de what about'la sormuş. Hiçbir fark yoktu arasında, bakın. Aynı soruyu aynen tekrarlıyor. O da diyor ki, okay, tamam. Çünkü anlıyor artık. Eğer iki cümle, iki soru da aynıysa çocuklar, araya gelecek şey ya şu ya şu cümle olur. Çünkü tekrar etmesini istiyordur. Karşı taraf anlayamamıştır. Bitti. Evet evet bitti. Bu kadardı canlarım. Şimdi hadi egzersizlere başlayalım. Birazcık da böyle pekişsin öğrendiklerimiz. Go, do, play. Bunları hatırlıyor muyuz? Go'la neyi kullanıyorduk? Hatırlayın. İlk önce videoyu durdurup yapıyorsunuz, unutmayın. Sonu ing ile biten sporları kullanıyorduk değil mi? O zaman hadi bulduk. Birincisi nedir? Siz söyleyin. Fishing. Bu gitti. Diğeri? Evet, cycling. Skiing. Ve camping. İşte yaptım. Go fishing, go cycling, go skiing, go camping. Do'la neler kullanıyordu hatırlayın. Bireysel ve dövüş sporları. Bir de sonu ing takısı almayan sporlar. Neydi bunlar mesela? Hemen yazalım. Do karate. Başka? Do gymnastics. Bravo. İyi gidiyorsunuz. Diğeri neydi? Do workout. Antrenman yapmak demekti, hatırlayın. Bir de yoga değil mi? İşte bitti. Play, oynamak. Genelde takım sporları ve neydi? Toplu oynanan sporlarda kullanıyorduk. Hemen yapalım. Play, table, tennis. Geri kalanlar zaten değil mi? Şunlar kaldı. Voleybol, futbol. Ve futbol. İşte yaptık. Birinci egzersizimiz bitti. Egzersiz yapmadan kapatmıyoruz. Sakın. İkinci egzersizimiz çocuklar. Hangi soru kalıpları kullanılacak ve cevap da şu işaretlere göre ne olacak? Mesela birincinin cevabı olumlu, ikincinin olumsuz, üçüncünün olumlu, dördüncünün olumsuz olacakmış. Riding dediğine göre hatırlıyor musunuz? Hangi soru kalıbında ing takısı geliyordu? Bravo. How about ve what about'tu. O zaman birincinin sorusu how about olmalı. Eğer olumlu bir cevap vereceksen, bunu mu kullanacağım, bunu mu? That's a good idea. Bunu kullanacağım. Devam. To. Would you like to, değil mi? What about to? İlk geliyordu. Would you like to? To da would you like sorusunun ayrılmaz parçasıydı, unutmayın. Şimdi de olumsuz cevap vereceğim. Hangi cevap olumsuz? It sounds boring, değil mi? İşte bitti. Üçüncü soru. Aa, yine to var. Hemen yapıştır cevabı o zaman. Zaten let's de soru işareti olmuyordu ki. Allah Allah ya. Olumlu. Bu mu bu mu? Burada sorry demiş. O zaman bu. Harika gidiyorsunuz. Let's what about doing a workout at the gym? Antrenman yapmaya ne dersin salonda? Let's mi what about mı? Bir kere bundan kaybediyor, bundan kaybediyor değil mi? What about? Olumsuz cevap bu mu bu mu? I'm afraid I can't. İşte yaptık. Zorlanmadığınızı düşünüyorum. Yorumlara yazın. Ve tabii ki testsiz olmaz değil mi? Let's go skateboarding. Sorry. Sure, what about going skateboarding? Aa, size anlattığım konu. Yani clarification. Açıklama istiyor bakın. Aynı soruyu tekrar sormuş. O zaman neydi bu? Bravo size. Lütfen tekrarlar mısın değil mi? Çünkü aynı soruyu bir daha soruyor ve sorry demiş.
İkinci sorum. Would you like to play soccer? It's my favorite. Oh, benim favorim dediğine göre karşı tarafın teklifini kabul ediyor değil mi? No thank you demez. It sounds boring demez. Sounds great. Harika fikir der ama. Üçüncü sorum. I like gymnastics'te ne kullanıyordum? Doing kullanıyordum. Ve son sorum. How about going to the cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? I am sorry dediğine göre, üzgünüm dediğine göre. Demek ki karşı tarafı ne yapacak? Refuse yapacak değil mi? Reddedecek. I like cinema demez. Reddetme cümlesi değil. Gitmek istiyorum demez. Hadi gidelim demez. Ama üzgünüm, ödevimi yapmalıyım der. Bir nevi excuse, yani mazeret bildiriyor aslında. Ve canlarım, böylece 8. üniteyi bitirdim. Kalemi de bıraktım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. 25 dakikalık bir video oldu. Lütfen atlamadan sonuna kadar izleyin. Ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bekliyorum yorumlarınızı. 9. ünitede görüşmek üzere. Her zamanki gibi sizleri çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın.